Merhabalar, ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için patates mantısı tarifi hazırlıyorum. Tarifimizi iş harcımızı hazırlayarak hemen başlayalım. 3 adet patatesin kabuklarını soydum ve küçük parçalar halinde doğruyorum. Evet. Uygun bir tencerenin içine alalım. Tatlı kaşığı tuz. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Yumuşayana kadar haşlamayı bırakalım. Bir adet küçük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Bir tavanın içine alalım. Bolca zeytinyağı gezdirerek kavurmayı bırakalım. Evet, patateslerimi kontrol ediyorum. Yumuşamışlar. Hemen suyunu süzerek bir kasenin içine alıyorum. Yaparken çatal yardımıyla püre haline getirelim. Soğanlarımız mis gibi kokusu geldi, kavruldu. Biraz kırmızı toz biber, biraz da pul biber ekliyorum. Altını kapatıyorum. Patatesin üzerine alalım. Evet, soğanı ve patatesi güzel bir şekilde karıştıralım. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamuru için 2 adet küçük boy yumurta kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz. Su bardağı suyu azar azar ekledim. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ gezdirelim. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Şöyle 5 dakika dinlenmesi için bekletelim. Kendirdiğimiz bezeyi tekrardan tezgah üzerine alıyorum. Biraz un serperek tekrardan yoğuruyorum ve iki eşit olacak şekilde bezeyi keserek yuvarlıyorum. Bezelediğim hamuru küçük bir oklava yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Evet, hamurun kalınlığı bu şekilde olmalı. Kiloluk plastik bidonun kapağı yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Dilerseniz kapak yerine küçük bir çay bardağı da kullanabilirsiniz.
detaylı bir şekilde kesmeye devam ediyorum. Karşıdan pay ediyorum. Ortadan ikiye katlayarak kenarlarını sıkıca bastırıyorum. Kenarlardaki hamurları toplamayı unutmuşum. Hemen topluyorum. Ve mantılarımı aynı şekilde kapatmaya devam ediyorum. Küpüzümü de aynı şekilde hazırladım. Hemen iç harçlarını pay ederek kapatmaya devam ediyorum. Kalan hamurları bir beze haline getirdim ve açabildiğim kadar açıyorum. Açtığım yufkayı 2 santim genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Kalan iç harcımı da videodaki gibi şerit halinde pay ediyorum. Evet, mantılarımı yukarı kaldırarak kapatıyorum. Evet, hepsini kapattım. Bıçak yardımıyla hemen kesiyorum. Evet, tüm mantıları kestim. Bir tepsiye alıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Hemen pişirin, isterseniz de buzluğa atabilirsiniz. Yemek kaşığı, tereyağını biraz sıvı yağ ile küçük bir tavaya aldım, eritmeye bırakıyorum. Büyük bir tencerede su kaynatıyorum. 4 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Mantılarımı buza atmadan hemen tencereye hızlı bir şekilde atıyorum. Yapışmaması için de ara sıra karıştıralım. Mantıları suya attım. Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. Evet, kontrol ediyorum. Hepsi suyun üzerine çıkmış ve yumuşamışlar artık. Ve sizlere yakından göstereyim.
Gazla suyunu süzdürerek servis tabağına hemen alıyorum. Yerlerini erittiğim tereyağdan gezdiriyorum ve birbirine yapışmaması için tekrardan karıştıralım. Kırmızı toz biber, biraz da pul biber ekledim. Biraz ocak üzerinde eritiyorum. Tam orta kısmına yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Hazırladığım yağdan üzerine gezdiriyorum. Evet, patates mantımız yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.